Arkadaşlar, ben İlhan Usta. Herkese merhabalar. Gene bir çekim aşamasındayız. Bugün Polat Usta'mızla beraberiz. Bize duvarın taksimatını atacak. Bu konuda biraz bilgi vermek istiyoruz. Evet Polat Usta, kolay gelsin. Seninleyiz. Bugün ne yapacağız, ne edeceğiz? Bize detaylı bir şekilde izah etmeni istiyoruz. Kim söylüyorum kardeşim? Tamam, Allah kolaylık versin. Burası bir oda. Sesini biraz daha yükseltirsen iyi olur. Burası bir oda. Tamam. Buranın taksimatını yapacağız arkadaşlar. BIMS duvarın taksimatını atıyoruz. Evet, aynen. Önce yerimizi süpürdük, güzelce ıslattık. Arkadaşlar, göründüğü gibi. Polat Usta, bekliyoruz seni. Evet. Kolamızı BIMS'imizi koyduk. Tamam. Sakinle kontrol edeceğiz orayı. Aslında kapatsaydın. Sonra çarpılmasaydık ya. Şimdi ben sana bir BIMS daha vereyim. İnsanlarımız görsün. Hani ayağın altına bir BIMS daha alalım. Tamam. Evet. Şakıl dediğimiz olay. BIMS ile arası milim denecek kadar az. Tulamı şakılda. Evet. Evet Polat Usta. Bir de dışarıdan bakalım. Aynı şekil milim denecek kadar az. Şakul dediğimiz olay bu. Duvarın alt sırası ve taksimatında şakul olayı bu. Aynı tarafı karşıda yapacağız kardeşim. Ben şöyle bir karşıya geçeyim. Net gözüksün. Zemine atılan harcımız. İnsanlarımız görsün diye. Bu arada arkadaşlar, duvarın zemini temiz olacak. Suyla güzel bir şekilde ıslanacak. Bunun özelliği ise yere serpilen harç gayet sağlam olsun diye. Duvar sağlam oluyor o zaman. Bunun detayını size vereyim. Yani zemini ıslanmayan bir duvar sağlıksız olur. Bugün böyle bir çekim yapalım dedik. Umarım faydalı olur. Ördüğümüz BIMS de 20'lik BIMS. Şu an Polat Usta'mızı sabırsızlıkla izliyoruz. Evet. BIMS'imiz istiflenmiş bir şekilde manito aracılığıyla katlara veriliyor. Şu şekil. Şöyle göstereyim. Palet palet. Biz konumuza gelelim. Duvarın taksimatıyla ilgili. Evet. İpimiz boy çekildi. Çırpı ipi. Şöyle göstereyim çırpı ipini. Şöyle boydan boya
Duvarımızın ipi bu şekilde. Bu arkadaşlar. İpi çekelim ki yönesini alabilelim. Evet. Dinliyoruz seni Polat usta. İpi boy çektiğimiz zaman gömüyesine iyi alınır duvar. Temizlediğimiz zaman işte bu şekilde harçları geri alabiliriz arkadaşlar. Burası temiz olmasaydı bu harçlar ziyan olacaktı. Aynen öyle. Hem cana hem cebe faydalı bir konuşmaydı. Zayi edilmeden ustamız malzemeyi tüketiyor. Şöyle boyayayım ki net gözüksün. Murat usta bir şey soracağım. Kafanızdaki fes. Şöyle bir kaldırsanız insanlar yüzünüzü görse. Şöyle kadrajı alayım seni. Evet Polat ustamız. Kendisi Bolulu bir ustamız. Aşağı yukarı 35-40 sene civarında Polatlı da duvarcı. Evet arkadaşlar, duvarın taksimatıyla ilgili detaylarımız bu şekil. Öbür tarafta yesek daha iyi. Evet, burası soldan geliyor. Orada duvara bağlantı atacağım da. Anladım, anladım. Duvar taksimatındaki alt harç seviyesi bu arkadaşlar. Şu an diziyoruz bakalım. Üstüne çektiğim ip de tam köşede olacak. Dimsle sıfır. Aynen. Evet arkadaşlar. Hem yan olarak hem dik olarak. Şu şekil. Hem yatay hem dikey bir şekilde. İpimizin dimse nasıl sıfır olduğunu göstereceğim şimdi. Şu. Dimsle ipin arasındaki farkı da görüyoruz. Milim denecek kadar az. Duvarın düzgünlüğünü gösterir o. Duvar taksimatımız bu şekilde arkadaşlar. Benim bugünlük çekimim bu kadar. Polat ustam. Ben videodan çıkıyorum. Var mı eklemek istediğin insanların bilgi sahibi olabilmesi için? Yapabileceğim bir konuşma. Örneğin şu iskarpa ipi. Köşe ipi dediğimiz ip. Aynen. Direkt üst kirişten alt kirişe sıfır olmak şartıyla İpimizi bağlıyoruz. O da köşelerin düzgün çıkabilmesi için. Şöyle elle bir temas ederseniz Polat usta, o daha detaylı çıkar. Bir saniye. Şu şekil arkadaşlar. Elinizi bir çekseniz şu sol sağ elinizi. Şu. Skarpamız
direkt köşeye temas ediyor. Dış cephenin köşenin düzgün çıkabilmesi için. Polat Usta'm, teşekkür ettim. Hatta bu ipi yukarıya da asabilirsin, bakabilirsin. 3 kat, 4 kat aynı köşede çalışıyor ip. Anladım. Merkez köşelerin hepsinin bir çıkabilmesi için. Evet. Evet Polat Usta'm. Şöyle bir temas etmeyin. İnsanlarımız bir görsün. Temas etmeyin. Şu şekilde arkadaşlar. Tuğlanın alt köşesinden şu şekil. Alt köşesinden ıskarpamızı bağladık. Üst köşeye sıfır olmak şartıyla şu şekil ipimiz çalışıyor. Polat Usta'm teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim kardeşim. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Herkesin işi gücü rast getirsin. Teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.